Erken evre meme kanseri tanısı koyduğumuz bir hastanın başından neler geçiyor? Tedaviyi nasıl yönlendiriyoruz? Burada durum şudur. Erken evre dediğimize göre hastalık memede sınırlı bir yapıdadır. Koltuk altına ya sıçramamıştır ya da sınırlı bir sıçrama şüphesi vardır, durumu vardır. Genellikle tedavi cerrahi ile başlar. Cerrahi dediğimiz zaman da eskiden meme kanseri tanısı konulduğunda memenin tamamı alınırken bugün bu büyük ölçüde değişmiştir. Erken evre meme kanseri olan bir kadında daha sınırlı cerrahiler yapılmaktadır. Hatta bu daha sınırlı meme koruyucu cerrahi dediğimiz tedaviler de hem kanseri tedavi etmek hem de daha sonrasında da iyi görünümlü bir meme yapısı elde etmek amaçlanmaktadır. Dolayısıyla memede uygun bir kozmetik ve kanseri yok edici bir cerrahi yapıyoruz. Onun dışında da bir takım yöntemlerle koltuk altındaki lenf bezlerini belirgin hale getiriyoruz. Burada radyoaktif maddeler, boyalı maddeler, değişik şeyler kullanabiliyoruz. Ve oradan hasta narkoz altında uyurken örnekleme yapıyoruz. Bu aldığımız birkaç lenf nodunu ameliyathanede patoloji uzmanı değerlendiriyor. Bize tutulum var ya da yok diyor. Tutulumun olmadığı durumda koltuk altındaki işimiz bitmiş oluyor. Tutulum var denildiğinde o cerrahiyi biraz daha genişletebiliyoruz. Ya da bazı durumlarda bu tutulumun sınırlı olduğu hallerde yine bu cerrahiyi genişletmeyip daha sonra radyoterapiye bırakma imkanımız da olabilmektedir. Yani sonuç olarak bir memeye bir de koltuk altına iki ayrı cerrahi yapıyoruz. Memede şeyi de hatırlatmak lazım. Estetik kaygı tabii önemli dedik. Bunun dışında çıkan kitle yine hasta uyurken patolog tarafından değerlendiriliyor. Tamamen çıkmış mı? Sınırda tümör var mı? Önemli olan tümörün tamamen sağlam sınırlarla çıkması ve sınırda tümör hücresinin olmaması. Bu çok önemli.